Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oraya mı girmiştik? Tamam. Yani yuvarladığını anladım. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bu arkadaşlar tabi yani de hafızdır. Hepiniz biliyorsunuz. Eyyüh müben isimdir, münadadır. Ellezine onun sıfatıdır. Yani İrab yönünde. Amenu ellezinin sırasıdır. Ve bu nida normalde arkadaşlar nida Arap kelamının veya sadece Arap kelamıdır. İnsan kelamının güncel bir konusudur. Herkes Arap olsun, Acem olsun, kim olursa olsun gündelik çalışmaları, konuşmaları arasında birilerini çağırıyor, sesleniyor. İşte nida odur. Ve Araplar da tabi nidayı çok kullanıyorlar, çok kullanmışlar. Kur'an-ı Azimüşşan da nidayı çok kullanıyor. Yani yaptığım tespite göre yaklaşık Kur'an'da 500'e yakın nida geçiyor. 492 bine nida geçiyor Kur'an'da. Fakat bizim dikkatimizi çeken bu normalde Arap kelamında gayet normal olan nida, Kur'an-ı Azimüşşan ona edebi bir kimlik kazandırmıştır. Bu çok önemli. Yani nidayı nida ediyor ama aynı zamanda edebi bir özellik de yüklemiştir. Ve bu edebi özelliği nereden kaynaklanıyor? Kullandığı nida sıgalarından kullanıyor. Mesela bu sıgı ya eyyühellezine amenu, bu sıgı ki Kur'an'da en çok geçen sıgalardan birisidir. Nerelerde kullanılıyor? O rastgele gelmiyor. Ebu Suud diyorum. İbn-i Mesud radıyallahu ta'ala anhu'nun bir eseri, şöyle bir eserinde şöyle diyor. İza semi'te Allah'a yekulu ya eyyühellezine amenu فَاَوْعِهَا سَمْعَكْ فَاِنَّهُ اِمَّا فِعْلٌ يَخْبُرُ بِهِ اَوْ نَهْيُنْ يَنَقْلُ اَوْ كَمَقْ. Yani diyor siz Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da ya eyyühellezine amenu dediğini duyduğunuzda iyi kulak kabartın. Çünkü onun ardında ya bir emir gelecek ya bir nehi gelecek. Ha, dolayısıyla İbn-i Mesud'un bu eserinden de anlıyoruz ki ya eyyühellezine amenu rastgele gelmiyor. Emir ve nehi bağlamında geldiğine göre niye ya eyyühellezine amenu kullanmış? Adeta şununla. Yani ey iman edenler, madem iman etmişsiniz o zaman imanınızın gereği nedir? Uymanız. Emirse yerine getireceksiniz, nehiyse uzak duracaksınız. Dolayısıyla o ellezine amenu ile gelen hükmün yerine getirilmesi noktasında teşvik, tahdit olduğu için bu ya eyyühellezine amenu bu kınaplık üslup kullanılmıştı. Evet. O aynı zat bu. Hatta üslubunda o var. Tafsilu ba'del ifham. Çünkü ya eyyühellezine dediniz mi o mübhemdir. Amenü deyince tafsil ediyor. Dolayısıyla bu da zihne daha iyi oturmuş oluyor. Evet. Bu ayet arkadaşlar gördüğünüz gibi secde lafzı emri var. Ve Şafii fukahası Kur'an-ı Azimüşşan'da 14 secde ayetinin olduğunu ve bu secde ayetlerine baktığımızda
bu ayetlerde ya secde emir edilmiştir veya secde etmeyenler zemm edilmiştir. Madem bütün tilavet secdelerinin bulunduğu ayetlerde bu husus vardır, burada da emir vardır. Dolayısıyla Şafii fukahası der ki bu da secde ayetidir. Bu haccın, hac suresinde biliyorsunuz iki secde ayeti geçiyor. Birisi daha evvel geçmiştir. İkincisi de budur. Şafii'ler bu da secde ayetidir. Ama Hanefi fukahası başka bir takım gerekçeyle herhalde onlar bu ayetinle ilgili secdenin rivayet edilmediğini mi diyorlar? Artık onu öpüyorlar. Bu secde ayeti değil. Evet. Ey iman edenler, rükû vescûd. Ruku edin, secde. Bu ruku ve secde namazın iki önemli şeydir, rükünüdür. Ve biliyorsunuz an içerisinde hası zikretmeniz o hası olan ehemmiyetinizi ifade içindir. Dolayısıyla burada mesela ya eyyühellezine sallu dememiş, urku ve demiş, ruku ve secdenin ehemmiyetine vurgu yapmak için kullanmıştı. Ey fi salavatikum. Bakalım müfessir ne diyecek. Yani namazlarınızda ruku ve secde edin. Emadahum bihima. Allah Celle Celaluhu insanlara ruku ve secdeyi emretti. Hima ennehum ma kanu yef'alunehuma evvelel İslami. Ya çünkü İslam'ın ilk günlerinde ruku ve secde yapmıyorlardı. Onun için yapın. Halbuki yani namaz dediğiniz nedir? Namaz ruku secde iledir. Buna biraz katılmıyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar siyer kitaplarına baktığımızda vahyin ilk geliş zamanı, ilk geldiği günler. Şunu rivayeti görüyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldikten sonra o vahyin şunu hani ya zemmiluni zemmiluni demişti ya, o vahyin şunu atlatıp peygamber olduğunu anladıktan sonra yine bir zaman içerisinde Cibril Aleyhisselam geliyor. Ve rivayette Cibril Aleyhisselam bir kanadını o Hira'nın orada yere vuruyor, bir su fışkırıyor. Ve abdest alıyor Cibril Aleyhisselam. Abdesti Resulullah'a öğretiyor. Ondan sonra namazı da ona öğretiyor. Yani dolayısıyla namaz hani bugünkü modernistlerin dediği gibi vay efendim salat duadır. Öyleyse böyle durup dua ettiğimiz zaman namaz kılmış oluyoruz. Öyle bir namaz değil. O Cibril Aleyhisselam'ın Resul-i Ekrem'e öğrettiği namaz bu namazdır. Ancak namazın farziyeti daha sonradır. Miraç gecesindedir. İsra gecesinde. O zaman vakitlere beş vakti. Ve Cibril Aleyhisselam yine geliyor. O beş vakti de Resulullah'a öğretmiş oluyor. Dolayısıyla o ilk dönemdeki namaz, sahabeler de namazı nasıl kılıyorlardı? Resulullah'a örnek alarak kılıyorlardı. Dolayısıyla onların namazı rükûsuz, secdesiz yapması düşünülemez. Onun için dedim buna biraz katılmıyorum. Ama sallu veya erka'u manası namaz kılın ki bu manada olduğunu düşünüyorum. Abbara anis salati bihima namazı niye ruku secdeyle ifade etti? Yani sallu demedi, erka'u üscüdü dedi. لِأَنَّهُمَا اَعْظَمُ اَرْكَانِهَا. Çünkü ki bunu zaten ayeti tefsir ederken söylemiştim. Çünkü ruku ve secde namazın en önemli rükünleri olduğu için o am olan namazda has olan ruku ve secde zikredilmişti.
Veya şöyle deriz. Yahdağu lillahi teala. Irka'u yani Allah için hudu edin. Yani boyun yani tezellül edin. Ve karru lehu sücceda. Allah için secdeye kapanın. Öbürlerinden fazla da bir farkı yok. Ma'budu yani tabi bu iki, verdiği üçüncü mana şöyle olur. Yani ırka'u mutlak Allah için tezellül mescidü ise namazdır. Yani yoruma göre. Ma'budu rabbakum. Ve ey insanlar Rabbinize de ibadet edin. Değil mi? Yani bisairi ma teabbedekum bihi. Burada tefaala talep etme anlamındadır arkadaşlar. Yani Rabbinize neyle ibadet edin? Allah'ın onunla ibadet etmenizi istediği diğer hususlarla da ne yapın? İbadet edin mesela oruçtur, mesela zekattır, mesela günahlardan kaçınmadır. En önemli ibadetten birisi budur. İşte bütün bu ibadetlerle Allah'ın sizi mükellef kıldığı ibadetlerle ibadet edin. Vef'alul hayra ve hayır işlerini yap. Tabii çok kuşatıcı bir ifade, cami bir kelime. Çünkü bütün iyilikler, güzellikler bu cümlenin içerisine giriyor. Yani ve taharru kast edin ma huve hayrun aslahu fi kulli ma te'tune ve ma tezerun. Sizin ya te'tune yaptığınız ve ma tezerune terk ettiğiniz her şeyde iyi olanı, en iyi olanı, en yararlı olanı kast edin ve onları yapın. Ne gibi? Mesela kenevafil ta'ati nafile ibadetler gibi, o sıletil erhami, akrabalık ilişkilerini gözetme gibi, o mekarimil ahlaki ve güzel ahlak gibi. Bütün bunlar if'alul hayrın altına girmektedir. Onun için dedim, yani o, bu çok kuşatıcı bir cümledir. Bunlar her birisiyle ilgili bir cilt anlatsanız ancak yeter. Evet, vefalul hayra, hayır işlerini yapın. Leallekum tuflihun, umulur ki ne olursunuz, felaha kurtulursunuz. Yani arkadaşlar, bu felah, bu kurtuluş, neyse bir müfessir bakalım ne diyecek, ondan sonra ben söyleyeceğim şimdi. Ey fealu hâzihi ha, bütün bunları yapın. Ve entum râcûne bihel felaha. Ve bunlarla siz felahı umduğunuz halde. Tabi burada müfessir lealleye raca anlamını ifade etti. Ama tabi lealle nerede tercih? Leallenin ifade ettiği tercih kimin tercihsidir? Mütekellimin tercihsidir. Mütekellim burada kimdir? Rabbul alemindir. Rabbul alemine de tercih nispet edilmez. Çünkü tercih kime nispet edilir? Bir işin akıbetinin, sonucunun ne olduğunu bilmeyen birisi tercihde bulunur. Bunun için daha evvel de bu derslerde ifade etmiştim. Benim kanaatim leallekum burada bunun gibi Kur'an'ın yaklaşık 90, %95 yerinde lealle ta'lil içindir. Yani bunu yapın için ta ki felaha ulaşsınız. Çünkü biz Allah'a tercihi nispet edemeyiz. İşte müfessirimiz Ebu Suud Rahimahullah o yani güya kelimeyi tercih anlamından koparmamak için tutmuş tercihim muhatapların tercihi olarak kabul etmiş ki bu normalde delalet durumuna aykırıdır. Yani çünkü kelime neye delalet eder? Mütekellimde olan bir manaya delalet eder. Muhataptaki manaya delalet o çok farklı bir şey. Evet. Gayra muteyakkinine lehu. Yani ona yakın inan, ilm, yakın etmediğiniz halde. Yani amel edersiniz. Amelinizle
mutlak manada kurtulmuş olacağınızı düşünemezsiniz. Vâfikîne bi amârikum. O vâfikîne müteyakkinînenin faalinden haldir. Yani amelinize güvenerek efendime söyleyeyim kurtuluşa ereceğinize kesin inanamıyorum. İnanmadığınız halde ne yapın? Rabbinize ibadet edin ve işlerimi yap. Bakın, dediğim gibi o leallaya yüklenen bu tereddüt çok zorlama bir manadır. Talil çok daha iyi oturuyor ve nahv alimlerinden abi ilimlerde önemli bazı otoriteler de leallenin tereddüt için olduğunu söylemişler. Yani bunu kafadan söylemiyoruz. Onu demek istiyorum. Efendim? Tabii. Hazırsınız mı? Onunla birlikte yaklaşık 5-6 tane önde gelen alimler bunu söylemişti. Hatta varsa onunla bir şimdi hemen gösterebiliriz. Ve ayetu bu ayet ayetu secdeti ande Şafii ki zaten bunu söylemiştim. Şafii'ye göre bir secdetidir. Li zahiri ma fiyâ minel emri bis sucudi. Niye Şafiler bu secde ayeti? Çünkü onda secdeye emir vardır. Ki bunu da izah etmiştim. Ve li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve Şafiler şu hadise de dayanarak secde ayeti olduğunu söylüyorlar. Fuddilet suretul hacci bi secdeteyni. Hac suresi iki secdeyle diğer sure tafsil üstün kılınmıştır. Men lem yescudhuma fela yakra. Bu iki secdeyi yapmayan Hac suresini okumasın. Yani tabi bu şey terhiptir yani mutlaka. Daha doğrusu terhip yani mutlaka. O iki secde ayeti geçince secde yapın. Evet. Tabi bu Sudur Aymaullah burada şafileşti. Şafilerin delilini zikretti. Ama Hanefilerin neden bu secde ayeti olmadığını açıklamadı. Ki onu açıklaması lazım. Evet. Çünkü kendisi Hanefidir. Katı bir Hanefidir. Neden acaba? Efendim? Niye? İşte, ya bilmiyorum ki. Yani ben de merak ediyorum. Belki de bir görüşemedin. Hayır bu görüşü meyletse bile de ama yine de ve Hanefi mezhebi gibi önemli, yaygın bir mezhebin görüşüne yer vermesi uygun. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ ve Allah'ın Allah için o fi arkadaşlar şöyle de diyebiliriz fi taliliye fi taliliye tıpkı hadis-i şerifte geçmişti ya اِنْ اِمْرَأَةٌ دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ o hadiste fi talil ifade sebebiyet ifade ettiği gibi burada da yani Allah için cihad veya bir mudafın takdir mukadder olduğunu da düşünebiliriz. Yani ve cahidu fi dinillah Allah'ın dininde yani Allah'ın dininde derken Allah'ın dininin gereğini yerine getirmek Allah'ın dinini pekiştirmek için hakkıyla cihad edin. Yani hakkıyla çalışın. Ey lillahi teala Allah için cihad edin. O zaman fiil talil anlamında ve li iclihi ve Allah için cihad edin. Neye cihad edin? Kiminle? A'da dinihi zahireti. A'da dinihi zahireta. Dinin o zahirete okuyacağız. Zahirete adanın sıfatıdır. Yani Allah'ın dininin açık düşmanlarıyla ne yapın? Onlarla cihad edin. Yani burada müfessirimiz adai takdir etmek lazım. Emir fiilinin mef'ulünü takdir etmiş oluyor. O cahidu ayette geçen. Ki biliyorsunuz belagatçılar bu gibi yerlerde mef'ulün hasfı tamim için diyorlar.
Yani manaya zenginlik katmak için. Yani çünkü Allah için cihad edin. Kiminle cihad edin? Bak o şey yapılmış, hasredilmiş. Ada da gelir, başka şeyler de gelir. Birçok şey altına o hasfte girmiş oluyor. Evet, diyor Allah din, Allah'ın dininin açık düşmanlarıyla da cihad edin. Ki ehli zeyri, o batıl ehli gibi zeyh, kelimenin anlamı sapma. Burada butlan anlamında batıl ehli, yani küfür ehli kastediyor. Vel batineti, el batineti az zahiretin üzerine atıftır. Yani dinin gizli düşmanlarıyla da cihad edin. O dinin batın gizli olan düşmanları da hangileri? Kel heva ve nefsi. Heva ve nefis gibi. Ve anhu sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem'den şu rivayet edilir ki ennehu raca'a min gazveti tebuk. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam fedahu abi ve ummi Tebuk savaşından dönerken fekale şöyle buyurdu raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekbar. Biz küçük cihattan büyük cihada döndük. Tabi bazıları bunu farklı şekillere çekmek istiyor. Yani cihadın efendime söyleyeyim küçük değersizmiş gibi, önemsizmiş gibi bir bağlama çekiyor. O yanlıştır. Onlar aslında Resul-i Ekrem'in üslubunu düşünmedikleri için bunu söylüyorlar. Burada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam normal bedeni olan cihadı asgar cihad demesi onu nefsin mücahedesine karşı küçük düşürmek için değil. Ya onun çok önemli olduğunu ifade etmek için el cihadu asar demiştir. Bu neye benzer? Bakınız, teşbihul meklube benzer. Hani dersiniz ya Ebu Hanife tek Ebu Yusuf. Ebu Hanife Ebu Yusuf gibidir. Bu böyle midir? Ama kastınız yani Ebu Hanife ilimde öyle bir seviye kazanmış ki hocasını ona benzetiyor. Aynı üslup burada ses olsun. Yani büyük cihat, yani bedeni cihat, o şey daha doğrusu şöyle, nefsi cihat o kadar önemli ki, o kadar büyük ki, sanki o daha büyüktür ve diğer cihat daha küçüktür. Yani Allahu alem bu şekilde anlamamız lazımdır. Bu benim bu yorumum da çok orijinal ve çok güzel bir yorum. Aynen. Evet. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ Allah'ın dininde hakkıyla cihad edin. اَيْ جِهَادًا ف۪يهِ حَقًّا مُصَارِسًا لِوَجِهِ Yani Allah için öyle bir cihad ki o cihad Allah'ın zatı için halis olan bir hak olarak o cihadı yapın. فَاَكَسَ Ters yaptı yani ibareyi. Ve ne yaptı? Bu udifel hakku ilel cihadi mübalağaten. Cihad mübalağa için hakka şey hak cihade ilave edildi. Ne gibi ki kavlike mesela diyorsun ki huve hakku alimin. Huve hakku alimin. Bu nedir? Bunun aslı. Bunun aslı şudur. Yani huve alimun hakkan. O gerçekten alimdir. Ama ne yapıyorsunuz? Cümlenizi, terkibinizi şey yapıyorsunuz, hakkı alime ilave ederek daha fazla manada vurgu kazanmak için hu hak alim diyorsunuz. Bu da böyle. Bu udifil cihadu ila damiri cihad damire ilave edilmiş tisaan ya tevessu için kullanılmış evli ennehu muhtassun bihi ta'ala ve çünkü bu mana kanaatimce daha uygundur. Çünkü o cihat Allah'a hastır. Onun için yapılır. Onun için onun damirine ilave edilmiştir. Ev şey min haysu innehu mef'ulun li vecihi ve min ecdi. Hani Allah'a mahsustur. Çünkü o cihat Allah'ın vecihi rızası için yapılır ve Allah için yapılır.
Ondan mı? O min ecneyi li vecihinin bir nevi atfi tefsiridir. Yani Allah'ın rızası için o yapılır. Hu ectebakum. Bu Allah sizi seçmiştir. Yani sizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet yapmak, Kur'an'a muhatap yapmakla sizi seçmiştir. Hu ihtarakum li dinihi ve nusratihi. La gayruhu. La gayruhu. O sizi dini için, nusratı için, dinine yardım etmek için sizi seçmiş. La gayru, ondan başkası seçmemiş. Ve fihi tenbihun, bu cümlede şöyle tenbih var. Ala ma yaktadil cihada ve yedbu ileyhi. Cihadı iktizak edene dikkat çekme var ve cihadı dava eden, cihade davet eden ki, yani Allah rızasıdır. Ona dikkat çekmek. Yani biz ne, niçin cihad ederiz? Allah'ın rızasını nail olmak için, onun için cihad ederiz. Dolayısıyla bu, efendime söyleyeyim, cümleyle bu hakka şey, bu huve içtebakum cümlesiyle ona dikkat çekme vardı. Evet. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ Arkadaşlar, burada duralım. Çünkü ben derse gideceğim şimdi. Üniversiteye gideceğim. Dolayısıyla burada duralım. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. وَسَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ